Polat! Polat çık dışarı! Yoksa pusatın parçalarını toplarsın. Haberler nedir Hakkı? Pusat'tan hala bir iz yok efendim. Cahit'e ulaşması bu kadar zor olamaz. Çoktan işini bitirmesi gerekirdi. Tabii sefirlik idealinden vazgeçmediyse. Onun için bu kendi hayatından vazgeçmek olacaktır. Pusat'ın kararını yakında öğreniriz. O zamana kadar Polat Alemdar'ın yolunu kesecek diğer hamlelere odaklanmalıyız. Nail'i ortadan kaldırmak hocayı zor durumda bıraksa da Polat Alemdar'ı durdurmaya yetmez. Irak'taki kuyuları ele geçirmesini engellemeliyiz. Ne yapmamı istersiniz? Mete'yi çağır gelsin. John Smith'le işbirliğini güçlendirmeliyiz.
taşınan Polat için çok değerlisin. Senin için bu kadar zahmete giriyorsa, kardeşi için yapabileceklerini hayal bile edemiyorum. Halife Britanya öldü. Yeni halife seçilene kadar da halifeniz benim. Britanya ölüm döşeğinde halife olarak beni işaret etti. Şahitlerim de buradadır. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ölmeden önce halife olarak Samet'i hazretlerini seçti. Ben de şahidim. Duydunuz. Şimdi bana bağlılığınızı gösterin ve biat edin. Gayet iyi. İnanamıyorum.
Bu müthiş bir gelişme. Peki ne diyorsunuz doktor hanım? Oğlum tekrar yürüyebilecek mi? Sizi çok umutlandırmak istemem. Ama bu yönde işaretler var Fehmi Bey. Kenan Bey'in reflekslerini çok net olmasa da alabiliyoruz. Bu da bacaklarınızın hareketini geri kazanabileceği anlamına gelir Kenan Bey. Tıbbi destek aldıktan sonra inşallah daha güzel şeyler konuşabiliriz. Fehmi Bey, misafiriniz geldi efendim. Efendim sizinle en kısa zamanda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kenan? Fazla ümitlenmeni istemiyorum Azra. Niyeymiş? Bak, Yusuf'un gölgesi bile seni ayağa kaldırmaya yetti. Bir de kendisi gelse kanatlanıp uçacaksın. Benim gördüğüm gölge falan değildi. Tedavi için nasıl bir program yapıyoruz? Siz mi refakat edeceksiniz? Evet. Yaşadığın talihsizliğe üzüldüm. Operasyonunu mahveden şahsın kimliğini tespit edebildin mi? Henüz değil. Ama ben mezar yerini şimdiden ayırttım. Dünden beri düşünüyorum Mete. Seni öldürmek isteyenin kim olduğunu tahmin etmek çok güç. Bunu kim istemez ki? Maharet bu kadar düşman sahibi olup da sağ kalmak hakkıcım. Kaybedecek vaktimiz yok Mete. Polat Alemdar'ı durdurmak için her koldan saldırmamız lazım. Sizi tebrik etmeme izin verin Fehmi Bey. Dünkü infazınız kusursuzdu. Bense yaşadığım talihsizlikten dolayı çok mahcubum. Hocayı temizlemek için eline başka fırsatlar da geçecek Mete. Ben bu meseleyi halledeceğine inanıyorum. Ayrıca senin yoluna çıkan her kimse bizi karşısında bulacak. Bundan hiç şüphen olmasın. Eksik olmayın Fehmi Bey. Ama buna gerek kalmaması için elinden geleni yapacağım. Güzel. Şimdi meselemize dönelim. Biz burada Polat Alemdar'ın enerji alanındaki girişimlerini engellemek için elimizden geleni yaptık. Irak'ta John Smith'in üzerine düşeni yapmasını bekleyeceğiz. Mr. Smith'in kuyu sahiplerini kendi safına çekmek için ikna edici yöntemlere başvurduğunu duydum. Bize kesin sonuç lazım. John Smith'le konuş. Orada Polat Alemdar'ın faaliyetlerini durdurursa burada bütün imkanlarımla yanında olacağımı söyle. Arada mesafe bırakarak takip edin bizi. Emredersiniz efendim.
Hadi Cahit, gidiyoruz. Alo. Oğullarını misafir eden kişiyim. Yeni halifeniz Sameti. Ne istiyorsun çocuklarımdan? Onlardan seni istedim, ulaştım. Senden de kuyularını istiyorum. Eğer onları görmek istiyorsan dediklerimi yapacaksın. Birincisi, kuyularını bana devredeceksin. Hem de kayıtsız şartsız. İkincisi, Polat Alemdar'ın adamlarıyla alakanı keseceksin. Son olarak da nüfuzunu kullanacak. Diğer kuyu sahiplerini bizim tarafımıza çekeceksin. Anlaşılmayan bir şey var mı Nedim Bey? Benim için bunları yapabilir misin? Bir de şöyle söyleyeyim Nedim Bey. Dediklerimi yapacak mısın? Yoksa oğullarının ikisini de şirit usullerine göre idam ettireyim mi? Kesik başları ayaklarının dibine yuvarlanınca bakalım ne yapacaksın? Tamam. Yapacağım. Ne istersen yapacağım. Güzel. Teşekkür ederim. Nedim Bey. Nedim Bey. Ne istiyorlar? Gidin buradan. Bakın, oğullarınızı kurtarabiliriz. İzin verin, yardım edelim. Yardım etmek istiyorsanız gidin buradan. Nedim Bey, biz eğer gidersek korumasız kalacaksınız. Umurumda değil. Siz kaldığınız sürece oğullarımın hayatı tehlike altında. Çaresizim, gidin buradan. Gidin. Pusat. Çek Hecaet. Abi niye özlemişsindir Sophie'yi? Bak. Seyret. Pusat'ı kurtarmak için nasıl da çırpınıyor. Ama asla başaramayacak. Thank you.
Pusat! Pusat! Hadi! Dayan Pusat! Hadi! Pusat! 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 İyi misin? Abi... Özür dilerim abi. Tamam Pusat, tamam. Geçti. Tebrik ederim Polat. Zamanlaman çok iyiydi. Bak ne diyeceğim. Bu zaman verme olayı çok hoşuma gitti. Tam 12 saatin var Polat Alemdar. 12 saat sonunda kardeşin ölecek. Bakalım ona da yetişebilecek misin? Neredesin? Çıksana karşıma. O da olacak. Abi bu tilkiyi nasıl bulacağız? Biz onu bulmayacağız. O bizim ayağımıza gelecek. Nasıl olacak abi? Vurma yeter. Konuş o zaman. Tilkiye nasıl ulaşacağını bilmiyorum. Ama tilki için çok kıymetli bir şey biliyorum. Uzatmadan ne biliyorsan anlat. Tilkinin Rusya'da bir kardeşi var. Bu çantadaki mallar ona gidecekti. Adı Stefan. Nerede olduğunu biliyor musun? İşlettiği mekanın yerini biliyorum. Rusya'ya gideceğiz Cahit. Hadi. Müjdemi isterim Leyla Hanım. Tedaviniz tahminimizden iyi ilerliyor. Gerçekten mi? Evet. Tüm tetkik sonuçlarınızı inceledik. Hastalığınız tedaviye oldukça iyi cevap veriyor. Yani normal hayatıma dönebilir miyim? Henüz değil. Bir doz kemoterapi daha uyguladıktan sonra belki net konuşabiliriz. Bu şart mı peki? Tümörü henüz kontrol altına alamadık Leyla Hanım. Ama doğru yolda olduğumuza eminiz. Anlıyorum. Leyla Hanım'ın bazı ilaçlarında değişiklik yaptım. Bunları en kısa sürede temin ederseniz iyi olur. Derhal doktor hanım. Yasin. Komutanım. Hoca şu an nerede? Sizinle görüşmek için haber bekliyor. Ekibine söyle. Güvenli bir şekilde alıp getirsinler. Emredersiniz komutanım. Tilkinin kardeşini bulabildiniz mi Cahit? Söylediklerini ilettim abi. Araştırıyoruz.
Ne dersin? Bu defa oldu ha Pete. Kusursuz oldu Halife Samet'i. Çoğaltıp dağıtsınlar. Al. Mete Bey. Haberin bu kadar çabuk yayılmasını beklemiyordum. Ne haberi? Artık Britanya yok. Bir süreliğine hilafet makamına ben vekalet edeceğim. Halifeye üzüldüm. Hükmünüz uzun sürsün yeni halife. Uzun süre bu makamda kalmayı düşünmüyorum. Bu arada siz haberi almadıysanız niçin aradınız? Gelişmeleri size aktarmak istedim. Fehmi Bey, Polat Alemdar'ın rafineri kurma planlarını baltalamayı başardı. Ya. Sizin cephede ne gibi gelişmeler oluyor onu merak ediyor. Şu hilafet meselesi hiç hesapta yoktu. O yüzden biraz geciktim. Ama en kısa zamanda Polat Alemdar'ın Irak cephesini kapatmayı planlıyorum. Fehmi Bey'in de sizin için güzel planları var. Irak'taki başarınıza karşılık Türkiye'deki bütün kapıları size açmayı vaat ediyor. Teklifinizi düşüneceğim. Şimdi müsaadenizle bir an önce işe koyulmalıyım Mete Bey. Nedim oğulları için çok endişeleniyor olmalı. Bizimle anlaşacak kıvama geldiğini düşünüyorum. Ne yapmamızı emredersiniz halifem? Nedim'den anlaşma haberi gelinceye kadar oğullarının çok iyi korunmasını istiyorum. Emredersiniz halifem. Kimsin ulan sen? Beni neden takip ediyorsun? Ben kimseyi takip etmedim. Kuryeyim ben. Ne malum? Motosikletimi kontrol edebilirsiniz. Doğru söylüyor Mete Bey. Burada bir paket var. Teslimat adresi de geldiğimiz istikamette. Yürüyün.
Başımız sağ olsun hocam. Size de büyük geçmiş olsun. Nail Bey'in öldürülmesiyle çok değerli bir dostumuzu kaybettik. Ama bu yolda bizler önemli değiliz. Bu aynı zamanda ülkenin geleceğine de sıkılmış bir kurşundur. Yaşadıklarımız bizi yolumuzdan döndürmez hocam. Türkiye'de bir rafineri kurma konusundaki kararlılığımız sürecek. Ben de o meseleyi istişare etmek istiyorum. Yatırım için yeni bir ortak arayışına bir an önce başlamamız gerekiyor. Bu konuda isabetli adımlar atacağınızdan hiç endişem yok. Yatırım için gereken maddi kaynağınızın temini sırasında ben de gereken desteği sağlayacağım. Bu elbette işlerimizi daha da kolaylaştıracaktır. Ancak süreci hızlandıracak adımı atmak için Orta Doğu'daki petrol sahaları üzerindeki şiddet tehdidinin ortadan kaldırılması da büyük önem taşıyor. Akif ve Timur bu meseleyi sonuçlandırmak için bölgede çalışmaya devam ediyorlar. Yeni durumu onlara iletip çalışmalarını buna göre yönlendirmelerini istemek yerinde olacaktır. Ben Akif'le konuşup durumu anlatacağım. Ayrıca son günlerde yaşanan gelişmelere de dünya kamuoyunun dikkatini çekmek gerekiyor. Biz bir rafineri kurmaya kalktığımızda kıyametler kopuyor. Ama bütün batılı devletlerin güya terörist dediği Şedid, Irak'ın en büyük rafinerisini ele geçirdiği halde kimsenin sesi çıkmıyor. Polat Bey'in emriyle bundan sonra Siyah Sancak'tan özel bir ekip de hocanın güvenliğini sağlamak için size eşlik edecek. Tamam Yasin Bey. Görüşmek üzere hocam. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Pusat'ın izini buldum Fehmi Bey. Neredeymiş? Hastanede. Cahit mi vurmuş? Hayır. Cahit ve Polat onun hayatını kurtarmış. Efendim, Pusat şu anda Polat'ın hastanesinde yatıyor. Nasıl olmuş bu Hakkı? Pusat Settar'ın intikamını almak için tilkinin peşinden gitmiş ve tuzağa düşmüş. Polat da onu kurtardı. Maalesef telkinlerimiz onu Polat'ın düşmanlığına ikna etmemiş Fehmi Bey. Şayet Polat onun hayatını kurtarmamış olsaydı Pusat şu an avucumuzun içinde olacaktı Hakkı. Polat yine hayati bir hamle yaptı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz Fehmi Bey? Polat'ın adamlarını yanımıza çekemiyorsak ayak altından çekeriz Hakkı. Efendim, hemen temizlememi ister misiniz? Hayır. Şimdilik nefesimizi ensesinde hissetsin yeter. Gidip bir de ben mi konuşsam? Bir faydası olacağını sanmıyorum. Nedim Bey çaresiz. Oğulları elinde olduğu sürece Smith'in dediklerini yapmak zorunda. Üstelik kendini bir de halife ilan etmiş. Durum iyice sarpa sarıyor. Hocam. Irak'ta vaziyet nedir Akif? Her zamanki gibi karışık hocam. Bugün yanımızda olan Şedid tarafından sıkıştırılınca bir bakıyorsunuz artık yanımızda değil. Zor olduğunu biliyorum Akif. Ama burada işler karıştı. Nail Bey'i öldürdüler. Petrol kuyularının kullanım hakkını almamız artık hayati önem arz ediyor. Kuyuları alamazsak
Rafineri işini de kaybetme riskimiz var. Sizden en kısa zamanda müjdeli haber bekliyorum. İnşallah hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Nedim Bey olmadan bırakın geri kalan kuyu sahiplerini ikna etmeyi, elimizdekileri de kaybedeceğiz. Siz bana yardım edin, ben de size edeyim. Düşündüm. İstediklerini versem bile Şedid oğullarımı bırakmaz. İşlerine yaradığı sürece ellerinde tutacak, sonra da öldürecekler. Kararlıyım. Oğullarımı Şedid denen teröristlerin ellerine bırakmayacağım. Ben ekiple konuşurum. En kısa zamanda çıkmak için hazır oluruz. Timur, adamlarım da sizinle gelecek. Ne kadar kalabalık olursak o kadar iyi. Ya arkadaş, beni niye burada tutuyorsunuz? Benim bir şeyim yok da. Siz nereden biliyorsunuz? Doktor musunuz? Pusat Bey, tetkikleriniz ciğerlerinizin hasar gördüğünü söylüyor. Tamam da ayakta tedavi olayım Hüsnü. Mümkünatı yok. Neyle ayağa kalkmak, yerinizden kıpırdayamazsınız. Bir müddete aşan oksijensiz kalma halinde akciğerler ciddi zarar görür. Siz de bugün bu talihsizliği tecrübe ettiniz. Dinlenmeniz ve tedavi olmanız lazım. Ya bırak Hüsnü, kalkacağım. Sakin olun Pusat Bey. Ya bırak, kalkacağım. Hüsnü, bir şeyim yok ya. Yat yattığın yerde. Kalkacakmış. İyice tembihleyin Zülfikar Bey. Hiç söz dinlemiyor. Geçmemiş olsun Pusat'ım. Sağ ol Zülfikar ağa. Şimdi nasılsın? İyiyim. Daha iyi olacaksın inşallah. Bir de söz dinlesen. Tamam Zülfikar ağa. Bir hata ettim. Ama izin ver de hatamı telafi edeyim. Nasıl olacakmış o? Çıkar beni buradan, abiye yardım edeyim. Ya sabır ya Allah. Bak hala ne diyor. Ben de akıllandın sandım ha. Ya Zülfikar ağa, duramam ben böyle. Ölürüm de çıkmam lazım. Çıkmayacaksın. Bundan böyle abinin sözünden çıkmayacaksın. Biz geldik. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, merhabalar. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Siyah Buyur. Baba. Leyloş da sizinle tanışmak istedi Siha amca. Çok memnun oldum Leyla Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Elif hep sizden bahsediyordu. Ben de fırsat bulup bir ziyaretinize gelemedim. Leyloş biraz hasta da. Hasta olduğunuzu bilmiyordum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçecek inşallah. Sağlık çok mühim. İnsan sağlığını kaybettiğinde çok önemli gördüğümüz diğer şeyler bir anda gözümüze görünmez olur. Bu yüzden Peygamber Efendimiz hastalık gelmeden önce sağlığın, ölüm gelmeden önce hayatın, İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetini bilmek gerektiğini söylemiştir. Peki diyelim hastalandık. Ne yapacağız? Her şeyden vaz mı geçeceğiz? Bilakis, sahip olduklarımıza daha sıkı sarılacağız. Zaten hastalık da insan için hayatımızın bir parçası. Bir büyüğümden güzel bir nasihat işitmiştim. Hastalık misafir gibidir. Onu iyi ağırlamak lazım. Gidinceye kadar onunla iyi geçinmek lazım. Ama onu evin sahibi de yapmamak lazım.
Hay ağzına sağlık Süha Baba. Hakkı Bey ziyaretinize gelmiş. Görüşmek istiyor musunuz? Gelsin. Siz girmeyin. Durun. Ben buradayım. Bir şeye ihtiyacınız olursa seslenmeniz yeter. Geçmiş olsun. Geçti gitti çok şükür. Tilkiye bulaştığını duydum. Boyundan büyük işlere kalkışmakta üstüne yok. Yapmam gerekeni yaptım. Böyle yapman iyi oldu Pusat. Biz de senin gerçek yüzünü görmüş olduk. Ben sizden kim olduğumu gizlemedim Hakkı Bey. Polat Alemdar'la geçmişten gelen bağlarım olduğunu biliyordunuz. Bizi geçmiş değil Pusat. Bugün ilgilendiriyor. Sen bugün burada bulunarak tarafını seçmiş oldun. Ben hiçbir zaman sizin yanınızda olmadım. Yalnızca sefillik için yapmam gerekenleri yaptım. Sefirliği unut. Ama şunu unutma. Bizim yanımızda olmayan karşımızdadır. Madem öyle diyorsunuz sefirliği unuturum. Ama Fehmi Bey'in bana dostlarımı kötülemesini asla unutmayacağım. Sefirlikten vazgeçtiğine göre Pusat, konseyin idaresine teslim ettiğin malını, mülkünü de unutsan iyi olur. Nedim Bey'in oğullarını cephaneliğin olduğu binada tutuyorlar. Roket atar saldırısı yaparsak onları da tehlikeye atmış oluruz. Biz önden binayı sızalım. Alptekin de bizimle gelecek. Tamam Akif. Sizden bir kişi gelsin. Siz ikiniz de bize koridor açacaksınız. Biz binadan çıkana kadar diğer herkes beklemede kalacak. Çıkışta size işaret vereceğim. Siyah Sancak, siz ön cepheden saldırıp bize kaçış yolunu açacaksınız. Türkmen kardeşlerim, asıl iş sizde. Binayı gören tepede siz konuşlanacaksınız. Hemen şurada askerlerin kaldığı bina var. Ateş başladığı anda bu binanın girişine hedef almanızı istiyorum. Bir kişi bile çıkmamalı dışarı. Aksi halde iki ateş arasında sıkışıp kalırız. Anlaşıldı mı? Çabuk.
Yürüyün gidiyoruz. Sizi kurtarmaya geldik. Siz kimsiniz? Merak etme, babanın arkadaşlarıyız. Çıkalım şuradan bir önce, sonra sohbet ederiz. Hadi. Hadi. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Hadi çıkalım. Sen herkesi kontrol et. Tamam. Hata istemiyorum. Herkes dikkatli olsun. Görev yerinden ayrılmayın. Baskın! Baskınlar! Kamyonet! Hadi artık gitmemiz lazım. Önce kardeşim. Gel. Kurtarıldılar. Çocuklardan birini vurmuşlar. Büyük ihtimalle ölmüştür. Yetmez. Onlara gereken cevabı vereceğim. Öyle bir şey yapmalıyım ki bir daha bana, halifeye karşı gelmeye cesaret edemesinler. Tilki'nin kardeşinin yerini bulduk komutanım. Nerede Yasin? Moskova'ya yakın bir yerde oteli varmış. Sen de aslanlığıyla görüştün mü peki? Görüştüm. Bizi bekliyorlar. O zaman Cahit'e haber ver. Hazırlıkları yapsın gidelim. Emredersiniz komutanım. Neredesiniz siz? Gel. Buradayız abi. Baba. Canım. Elif sürpriz yapmak istedi abi. O yüzden haber vermeden geldik.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen aradığında tam içeri giriyordun. Çantadan çıkaramadan kapandı telefon. Önemli değil. Ben de sizi merak etmiştim. O yüzden aradım. Baba, ben diğer odaları da görmek istiyorum. Sadece mutfağı gösterebilirim Elifciğim. Orası hazır. Hadi. Gel. Mutfak bir ofisin en önemli yeridir. Bütün gizli işler orada konuşulur. Gerçekten mi? Hı-hı. Haydi. Ne dedi doktor? Bir doz daha tedavi uygulanması gerekecekmiş. Ama ondan sonra belki de gerek kalmayacağını söyledi. Nasıl yani? Genel durumum düzelmeye başlamış. Çok sevindim Leyla. Safiye ile konuşup ona da söylemek istedim ama ulaşamadım telefonuna. Gel. Biz hazırız komutanım. Tamam Yasin. Ben de geliyorum. Ters bir zamanda mı geldik? Önemli bir görüşme için İstanbul dışına çıkmam gerekiyor Leyla. Kötü bir şey mi oldu Polat? Sen kendine iyi bak yeter. Ben de işimi halledip döneceğim. Tamam?